Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi tayyibin et tahirin Değerli müminler allah Teala oruçlarımızı kabul eylesin Niyetlerimizi halis kılsın Peygamber Efendimizin şefaatinden mahrum etmesin Bugün çok önemli meselelere değinmek isterim. Bilhassa boşama konusu. Bu konuda maalesef ehli sünnetten olmayan bazı kimselerin fetvaları alınmaya başladı ve bunu çokça işitmeye başladık. Bunu dikkate almamız gerekir. Dikkate alması gerek neden? Çünkü eğer bu hanımını yüz defa boşamış artık hanımı değildir. Yüz defa boşadım dese 3'tür. 3 Üç defa boşadım dese yine 3'tür. Sahabelerden birisine birisi gelip dedi ki ben hanımı 100 defa boşadım. Dedi ki 97'si ahmaklıktı. 3'ü ise hasıl olmuştur. Bazı kendini hoca deyip e, geçinenler üzülerek söylüyorum. Bir yerde yüz defa hanımını boşarsan bir boşama sayılır diye bu fetvayı vermeye başladılar. Halbuki bu adamın niyeti 3 veya daha fazla ise üçle boşanmış sayılır. Ona inşallah değinmeye çalışacağım. ne hallerde nasıl olur diye beyan etmeye çalışacağım. Tabii ki ilk başta erkeğin hanımına muamelesi nasıl olmalıdır? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ve aşiruhunne bil ma'ruf." hanımlarla iyi muamelede bulununuz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَثْتُمُهُنَّ بِأَمَانَةِ اللّٰهِ Allah'tan korkunuz, kadınlara eziyet etmeyiniz. Onlar sizin yanınızda amanettirler. Yine İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İstavsu bin nisa'i hayra. Hanımlarla iyi muamelede bulununuz. Değerli müminler, başka bir hadiste Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Hayrukum hayrukum lin nisa. Sizin en hayırlınız, hanımlarına iyi muamelede bulunan kimsedir. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ekmelu mu'minina imanan ahsanuhum huluka ve khiyaruhum khiyaruhum Kamil imanda olan mümin en iyi ahlaka sahip olandır ve onların en iyisi de hanımlarına iyi davrananlardır. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hayyurukum hayyurukum لِأَهْلِهِ ehlihi ve ana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bildirdi ki sizin en hayırlınız ailesine hayırla muamele edendir. Ve ile ailesine en iyi muamele eden benim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Zulümden korunuz, zulüm kıyamette zulmettir. Yani kişi Müslüman kardeşini zulmederse Allah'ın şiddetli azabını hak eder. Değerli müminler onun için çok dikkatli olmak gerek. Ee, hanımlara iyi muamelede bulunmak gerek. Çünkü hanım hanımlar genellikle zayıf olur. Ve hanımın nafakasını, meskenini, elbisesini temin etmek kocasına farzdır. Kocasına farzdır. Bir yazlık elbise, bir kışlık elbise, yazlık ayakkabı, kışlık ayakkabı. Efendim mesken bunları temin etmesi farzdır. Değerli müminler onun için dikkat edilmesi gerekir. Ha şimdi hanımla anlaşamıyorlar ise boşamak istiyorsa bu haram değildir haramdır denilmez. Ee, onu boşayabilir ama güzel bir şekilde boşaması gerekir. Efendim fırtına kopararaktan, birbirlerini eziyet ederekten, zarar vererek, vererekten değil. Güzel bir şekilde ona hediyeler takdim ederekten onu boşaması bu hayırlı bir ameldir. Allahu Teala ayeti kerimede buyurdu ki: "Attalaqu marratan." فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان أو تصريح بإحسان Boşama iki keredir her ikisinden sonra iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Yani üçüncü talak oldu mu bitti artık. İyilikle tamamen ayrılması gerekir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ثلاثة جدهن جد Nikah, ve النكاح ve والرجعة Üç şeyin doğrusu doğru, şakası da doğrudur. Nikah yapmak, boşamak ve geri geri almak. Ne demek nikah yapmak? Yani eğer baba dese ki ben kızımı iki Müslüman, akıllı, ergenlik çağına gelmiş erkek veya bir erkek akıllı Müslüman ergenlik çağına gelmiş iki bayan. Yani bir erkek iki bayan ya da iki erkek. Önünde ben kızım Emine'yi sana evlendirdim dese damat da evliliğini benimle kabul ettim dedi mi onun hanımıdır. Onun hanımıdır. Yani nikah gerçekleşmiş, gerçekleşmiş olur. İster şakadan, ister doğrudan olsun. Ya da genç dedi ki, bana kızınla, beni kızınla evlendir. Tabii ki ismini söyleyecek. Hangi kız? Belki 3-4 tane kızı var. Mesela beni, beni Emine kızınla evlendir. Babası da, kızın babası da derse ki, sana onu evlendirdim. İki Müslüman akıllı ergenlik çağına gelmiş kimse önünde ise nikah geçerlidir. İster şakadan olsun, ister ciddiden olsun. Onun hanımı olmuş olur. Ya da dese ki sana kızımı nikahladım. Öbür dedi ki kabul ettim. Aynı şekilde kızım Emine'yi sana nikahladım dese, öbür dese ki kabul ettim. Yine İster ciddi olsun, ister şaka olsun, onun hanımı olmuştur. Tabii ki bu nikah yapılırken ya diyecek ki evlendirdim ya da nikahladım. Ya nikahlıyorum, evlendiriyorum. Evlendiriyorum yani eğer bu, bu lafızdan e, şu anda evlendiriyorum Anla, anlıyorlarsa Hanif mezhebine göre nikah geçerli olur. Yani şu an ya da geçmişte evlendirdim ya da evlendiriyorum ma manasında Hanif mezhebine göre nikah geçerli olur. Ee, bir de eğer ben sana onu ödünç verdim ya da kiraladım gibi sözler kullanırsa bu ki bu geçerli değildir. Bu geçerli değildir. Nikahta tabii ki muhakkak icab ve kabul olması gerekir. Az önce dediğim gibi. Adam dese ki beni kızım da evlendir. Dese ki ben kızımı sana evlendirdim. Kızım Emine'yi sana evlendirdim dese onun karısı olmuş olur. Şahitler muhakkak iki Müslüman evleniyor ise, karı koca Müslüman ise Şahitler muhakkak Müslüman olması gerekir. Evet. Ve şahitler ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan iki erkek şahit veya bir erkek iki bayan ergenlik çağına gelmiş, akıllı Müslüman bayan ise yine şahitleri Hanefi mezhebine göre olur. Değerli müminler, demek ki nikah bu şekilde. Peki boşama. Hani hadiste en nikahu ve talak. Talak ise boşamak demektir. Boşamak az önce beyan ettiğim gibi akıllı olan kimse eğer o hanımla yaşayamıyorsa güzel bir şekilde ayrılması gerekir. En güzel talak hangisidir? Bir adamın Eşinin temizlik döneminde henüz o temizlik döneminde eşiyle cinsel ilişkiye girmeden ona bir talak verip iddeti bitene kadar beklemesidir. Yani birden üç talak vermezse daha iyidir. Belki pişmanlık olur tekrar dönerler birbirlerine. Bir talak verir sonra iddeti bitene kadar bekler eğer kesin karar aldıysa ha, o zaman bir de bir talak daha verir yine iddeti bitene kadar bekler. Ha, kesin artık yaşamayacak ise üçüncü talak verir. Ama tabii ki üç talakı birden verebilir mi? Verebilir. Bir talakla geri alabilir. İki talakla geri alabilir. Ama üç talak olduğumu artık kesinlikle geri alamaz. Hanefi alimleri dediler ki erkeğin eşini ister tek bir lafızla olsun, ister de aynı mecliste ya da farklı meclislerde ayrı ayrı üç boşama ile boşamış olsun, boşanma icma ile hasıl olmuştur. Bazıların iddia ettiği gibi değil. Eğer karısını bir yerde yüz defa seni talak ettim dese, boşadım dese sadece bir talakla boşanır diye değil. Bu kimse eğer hanımını bir talak bile dese ki bir sözle seni boşadım ama niyeti üç boşama ise, üç talak ise üçle boşanmıştır. Ya da ona seni boşadım, boşadım, boşadım dese ya da seni talak ettim, talak ettim, talak ettim dese bu alimlerin icmai ile boşanma hasıl olmuştur. İster boşama lafzı bir şeye bağlanmadan olsun, ister de bir şeye bağlanarak olsun, bağladığı şey meydana gelmişse, kadın temizlik döneminde olsun ya da hayız ve nifas gibi dönemlerde olsun artık boşanma hasıl olmuştur. Misal olarak diyelim ki dedi ki eğer falan hanımı benim evime alırsan üç talakla boşsun. O hanımı evine aldığı an üç talakla boşanmış olur. Ya da falan kimsenin evine girersen üç talakla boşsun dedi. O kimsenin evine girmesiyle üç talakla boşanmış olur. Alimler dediler ki tekrar nikahını alabilmek için muhakkak ki öncelikle bayanın iddet süresini bitirmesi gerekir. Yani iddet süresi adeti görecek, temizlenecek. Adeti görecek, temizlenecek. Adeti görecek, temizlenecek. Yaklaşık olarak üç ay, yaklaşık olarak üç aydır. Başka biriyle evlenmesi, yani iddeti bittikten sonra o zaman başka birisi, birisiyle eğer evlenirse, evlendiği kişiyle ilişkinin yaşanması, sadece nikah yapıp boşamak yeterli değildir. Muhakkak cinsel ilişkiye bir defa da olsa girmesi gerekir. Eğer hiç cinsel ilişkiye girmeden nikahı koydu, boşadı, bu yeterli değildir. Bazı insanlar ne diyor maalesef? Ve bu bilhassa bazı bölgelerde Araplar arasında meşhur. Suriye'de gibi mesela. Geçen birisi bana geldi. Hocam benim kocam dedi beni yedi talakla boşadı. Annem dedi ki sen hocaya git. Hoca senin başına okur. Sen kocana dönebilirsin. Olur mu dedim kardeşim. Üç defa oldu mu talak? bitti artık. Ona geri dönemezsin. Annem öyle söyledi. Annem söylese daha iyi. Bu konuda alimlerin icmağı var. Birisi de ne diyor? Ve la yazu azim. Diyor ki, efendim sen denize git. Senin üzerinde denizde yedi dalga geçtikten sonra kocana dönebilirsin diyor. Ya da bazı cahiller ne diyor? Diyor ki seni horozla nikah yapalım sonra kocana dönebilirsin diyor. Ve bu da benzer haller. Değerli Müslümanlar, bir kimse eğer hanımıyla, üç talakla, hanımını üç talakla boşadıysa, hanımı geri alamaz. Eğer geri alırsa zina olur. Gelen çocuk erkeğe müntesip olmaz kadına müntesib olur annesine müntesib olur. O çocuk zina çocuğu olur. Kişinin nesli gelişmesi için nesli devam etmesi için nikahına dikkat etmesi gerekir. Teala bize bunu emretti ey iman edenler ya eyuhellezine amenu qu alfusukum wa ahlikum nara wa quduhanna nas wal hijara ey iman edenler Kendinizi ve ailenizi cehennemden koruyunuz ki cehennemin yakıtı insanlar ve taşlardır. Neyle korunacak? Elimle. Onun için alimler dediler ki bir işe girmeden önce muhakkak o işin içinde neyin helal, neyin haram olduğunu iyi bilmek gerekir. Öğrenmek gerekir. Neyin helal, neyin haram olduğunu öğrenmek gerekir. Onun için değerli müminler buna dikkat edilmesi gerekir. Eğer üç talakla boşandıysa bu boşanmıştır. Onu geri alamaz ancak bir adamla evlenir. İddeti bittikten sonra evlenirlerse muhakkak bir defa meni inmezse de bir defa cinsel ilişkiye muhakkak girmeleri gerek. Ondan sonra bu yeni kocası isterse onu boşar. Eğer boşarsa iddeti ondan bittikten sonra doğru bir nikahla kocasına geri dönebilir, eski kocasına geri dönebilir. Aksi takdirde bu kadın eğer üç boşama olduktan sonra efendim yok bir sayılır diyenler bir yerde yüz defa boşama dese bir tane sayılır diyenler dedikleri gibi değil. Ne yapıyorlar? Bazı sizin nikahınızı tazeleyelim diyorlar ve onları haramda bırakıyorlar. Her beraber olduklarında günaha düşerler. Efendim her el ele tutuştuklarında, tek başlarına kapalı bir yerde kaldıklarında halvette günaha düşerler. Onun için Allahu Teala bizleri korusun, muhafaza eylesin böyle bir talak olduysa asla onu geri alamaz. Bu konuda icma var. Ne dediler alimler? Evlendiği kişiyle ilişkisinin yaşanması sonra da ikinci kocanın bu bayanı boşaması ya da ikinci kocanın ölmesi sonra da ikinci kocasından iddet süresinde aşması durumunda eski kocasına dönmek isterse şartları ve farzları yerine getirilmiş olan yeni bir nikah kıyılması durumunda eski kocasına dönebilir. Şimdi bir boşamada geri dönebilir. Yani dedi ki hanımına seni boşadım. Geri alma ne demek budur. Er Raca. Hanımını bir talakla boşadı. Sonra pişmanlık duydu. Ona dedi ki sen benim hanımımsın. Seni geri aldım. Sen benim karımsın demesiyle onu o yok ben gelmem diyemez. Ben artık kabul etmem diyemez. Dikkat etme gerekir. İki boşama da olsa aynı şekilde ben seni karı olarak geri aldım. Sen benim hanımımsın. Hadi eve gidelim. Biz birlikteyiz. Sen, sen benim karımsın demesi gibi onun karısıdır. Geri almış olur. Nikah yapmaya iddet içerisinde bunu söylerse nikah yapmaya gerek olmadan onu geri almış olur. الله تعالى بيزدرى إلى مؤيرتسن بيزدرى كامل إيمان وفاتترسن الترسن هاكو هاكو الرق باطل باطل أمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته